5T Akletmiyor musunuz? Kur'an'da aklediş eylemleri Teakkul, tefekkür, tedebbür, tezekkür, tefakkuh Eser Halil İbrahim Küçük Ödük Bismillahirrahmanirrahim İmam Cafer Es Sadık'a ve İmam Ebu Hanife'ye ithaf olunur. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve selam Muhammed Mustafa'ya olsun. Hazreti Muhammed'in ehli beytine ve seçkin ashabına selam olsun. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, Hazreti Muhammed'in istediği tüm hayırları senden talep ediyor, sığındığı tüm şerlerden sana sığınıyoruz. Rabbimiz, sen intikam almadan tüm mücrim kullarını bağışlayabilensin.'' Zira sen sametsin ve eşi benzeri olmayan teksin. Tüm dengeleri ve denge unsurlarını var edip dengeleri koruyan Rabbimiz. Bizleri razı olacağın dengelerde tut ve ayaklarımızı sabit kıl. Her yöne bükülüp eğilebilen dilimizin beden ve ruhumuza muktedir olmasına engel ol. Her an evrilip çevrilebilecek olan kalbimizin senden başkasına meyletmemesi için bizlere yardım et. Şeytanın tuzakları ve nefsimizin zaafları sebebiyle kolayca günah denizine dalacak zayıflıktayken öfke, hırs, şehvet, cehalet, ahmaklık, basiretsizlik gibi saanak ve tufanlar üzerimize dökülüp bizleri savurup senin rızan ekseninden uzaklaştıracağında salihlerin bulunduğu selamet zeminine ulaştıracak Nuhi gemiye adım atmamız için bize yardım et. Rabbimiz, seni gereği gibi idrak edecek berraklıkta bir akıl ve kirlenmemiş bir bilgiyle yoğrulmuş, tatmin olmuş bir kalple senin tarafından kuşatılabilmemiz için bize istikametli yollar nasip et. Rabbimiz, kutsal ve derinlikli mesajını senin istemediğin ve razı olmayacağın içerikte anlayıp amel etmekten sana sığınırız. Senin mesajını ve buyruklarını Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği, Ehli Beyt'in ve seçkin ashabının anladığı ve amel ettiği şekilde anlayıp amel etmemiz için bize güç ihsan et. Amin. İlk Söz Kur'an-ı Kerim'de 600'den fazla hatta 700'e yakın yerde akıl ve akletmekle ilgili ayet-i kerime bulunmaktadır. Bu rakamsal tespiti basit bir anlamayla neticelendirirsek Kur'an'ın yaklaşık onda biri akıl ve akletmekle alakalı konuları ihtiva etmektedir. Böylesine büyük bir olguya göz atmak, tahkik etmek, kavramaya çalışmak istedik insani ve İslami bir sorumluluk olduğuna inanarak akıl ve akletme başlığını ele almaya niyetlendik. Akıl ne demektir? Akletmek için Kur'an'da varlığı bilinen aklediş araçları nelerdir? Akıl bedenin neresindedir? Akıl beyinden mi ibarettir sorularına cevap arayacağız. Sonrasında aklı yaratan ve insana bahşeden Rabbimiz, bahşettiği nimeti kullanmamızı isterken, bunu bir usul, metotla mı yapmamızı emrediyor yoksa tek istenen şey akıl sahibinin ben aklettim ki demesi midir? Teakkul olarak bildiğimiz aklediş fiili hangi aklediş çeşitleriyle desteklenirse gerçek bir aklediş gerçekleşmiş olur? Tefekkür, tedebbür, tezekkür ve tefakkuh eylemleri olmadan ya da bu kavramlar gereği gibi bilinip işletilmeden akletmiş olur muyuz? Yine Rabbimiz akledin buyruğuyla aklımızı akıllıca kullanabilmemiz için 5T, te, teakkul, tefekkür, tedebbür, tezekkür, tefakkuhla işlev kazanan aklediş eyleminde peygamberin katkısına nasıl işaret etmiştir? Müminlerin akledişe davetiyle kafirlerin akledişe daveti aynı mıdır? Hangi bağlantıları hangi usulle kurarsak akletmiş oluruz? Bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan o konu hakkında aklediş eyleminde bulunmak gerçek bir aklediş midir yoksa avuntu ve hayalden mi ibarettir? Bu soruları gereği kadar cevaplayabilme gayretiyle önce akıl ve aklediş araçları sonra da aklediş usulü olan 5T'yi örneklendirme metoduyla izah etmeye çalışacağız tahkikimizde karşımıza çıkacak olan kelime ve kavramların mana ve muhteviyatını aktarırken, kişisel görüşümüzden ziyade literatürde otorite niteliği kazanmış ulemadan istifade etmeyi kendimize ilke edineceğiz. Yine karşımıza çıkacak olan ya da müracaat edecek olduğumuz hadisi şerif rivayetlerini de usulü hadis çerçevesinde değerlendirip, herhangi bir mezhep ve aidiyet taassubuna girmeden ilerlemeye gayret edeceğiz. Zira sahih nitelikli bir haberi muteber kılan unsur, haberin akli ve nakli delillerle zincirsel bütünlükte kaynağına ulaşılabilmesidir. Bu anlamda hiçbir Kur'ani yorumlamanın ve sahih hadisi şerifin Kur'an'a aykırı nitelikte olamayacağına hükmederek ve bu hükmün çerçevesi dahilinde hiçbir fıkhi hükmün içtihadın veya görüşün de Kur'an ve sünnet endeksli usule aykırı olamayacağına, olmaması gerektiğine inanarak istikamet belirleyeceğiz. Gayret ve sabır biz aciz kullardan yardım ve muvaffakiyet Allah Teala'dandır. 1. bölüm. Akıl ve akıl anlamına gelen kelimeler. Akıl ne demektir? Akıl kelimesi ayn, kaf, lam kökünden türemiştir. İsim olarak akıl kelimesi akale yaqilo fiilinin mastarıdır. Kur'an'da akıl kelimesinin isim olarak değil de fiil olarak geçmesi başlı başına manidar bir haldir. Zira akıl kelimesinin fiil vezninde geçmiş olması aklı işlevsel bir niteliğe taşımaktadır. Akıl kelimesinin lügati ve ıstılahi yani ilmi literatürdeki anlam anlamları konusunda pek çok yerde bilgi kümeleri bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamını buraya aktarmanın makul olmayacağını düşünerek konusunda ve literatürde otorite kabul edilen Ragıp el-İsfahani'nin müfredatında geçen bilgileri eksen alarak akıl kelimesinin anlam karşılıklarının lügati anlamları şöyledir. Bağ, bağlamak, tutmak, tutmak istemek, bir zarardan korunmak için engel oluşturmak, korumak korunmak için konum almak devenin kaçıp gitmesine ve çevresine zarar vermesine engel olacak bağ zarardan korunmak için içerisine sığınılan sağlam kaleye korunmak için konum almak devenin kaçıp gitmesine ve çevresine zarar vermesine engel olacak bağ ıkal zarardan korunmak için içerisine sığınılan sağlam kaleye makıl denmesi de aynı kökten türeyen kelimeler zincirinden olmasındandır. Dilini tut deyimindeki tutmak fiili kadın saçını bağladı cümlesindeki bağlamak fiili de yine akıl kelimesiyle ilintilidir. İslam hukukunda katilin maktulün varislerine ödeyeceği diyetten sorumlu olan katilin birinci dereceden akrabalarına akile denmesi de yine akıl kelimesinin lügati anlamıyla ilintilidir. Zira akile mensupları ödedikleri diyetle kanın akmasına engel olmuşlardır. Atların koşmasına, yürümesine engel olabilecek boyutta ayaklarında meydana gelen hastalığa da ukkale, başkalarından korunması gereken kadın veya inci gibi değerli şeyler de akilet kelimesiyle ifade edilmektedir. Türkçe'de kendini beğenmiş, kendini akıllı sanan anlamına gelen Ukala kelimesi de aslında akıllı kelimesinin çoğul ifadesidir. Akıl kelimesinin lugati anlamları elbette yazdıklarımızla sınırlı değildir. Muhtelif lügatlarda daha farklı örneklendirmelerle birlikte Arap şiiri ve edebiyatında kullanılan anlamlarıyla geniş nitelikte bir kavramın karşımıza çıkması olağandır. Akıl kelimesinin böylesine geniş kapsamlı lugati karşılığının olduğunu hesap ederek İlmi alanda hangi karşılıkları almış olabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Böylesi bir bilgi kümesinden gücümüz nispetince ve konu başlığımızı birinci dereceden ilgilendirecek boyutta istifade etme adına ıstırahi anlamda akıl kelimesine ulemanın yüklediği anlamlara özetle göz atarsak. İmam Ebu Hanife'den kayıtlı, dolaysız yoldan bize ulaşan kesin bir nakil olmamakla birlikte Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf'tan nakille muhtelif kaynaklarda şu tanım Ebu Hanife'ye aittir. Allah insanlığa hiçbir resul göndermemiş olsaydı yine de insandan akıl yoluyla ondan yana bilgi, marifet sahibi olması beklenecekti. Akıl vahiy ilişkisinde konu edilen bu cümlenin çözümlemesi yapıldığında Ebu Hanife'ye göre akıl İnsanın herhangi bir elçi ve uyarıcıya gereksinim duymaksızın yaratıcının, mabudun, Rabbin, ölçü koyucunun tek ve ortaksız olması gerekliliğini idrak edecek bir yeti veya alettir. Yani asgari düzeyde akıl sahibi olan bir insan Allah'a nasıl kulluk yapacağını bilemese dahi güneşe, aya, yıldızlara, putlara kendisi gibi aciz bir akıl tarafından üretilmiş muhtelif ideoloji ve izimlere tapınmamalıdır. Diğer yandan tasavvuf kitaplarında geçen Ebu Hanife'nin İmam Cafer es Sadık'tan tedris ettiği ve aktardığı akıl tanımlaması şöyledir. Akıl, iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak değil, iki iyiden daha iyi olanı, iki kötüden daha az kötü olanı ayırt edebilmektir. Hanefi ekolden Hanefi mezhebinin inanç esaslarına belli bir usulle kurumsal nitelik kazandırmış olan ve akaidde Hanefilerin imamı olarak bilinen ve kabul gören İmam Maturidi'nin meşhur kitabı Kitabut Tevhid'inde akıl tanımı farklı açılardan ele alınmıştır. İmam Maturidi'nin muhtelif akıl tanımlamalarından anlaşılan odur ki akıl İyilik ve kötülüklerin birbirinden ayrılmasına vasıta olan bir alet olmakla birlikte varlıklarla ilgili bilgileri tasnif ederek sonuçlar çıkarıp insana kıyas yapma gücü veren zihni bir alettir. İmam Maturidi'nin bu yaklaşımıyla akıl sadece durağan bir bilgi deposu olmayıp işlevsel niteliği olan aktif bir alettir. Bu yaklaşımı kendisinden sonraki kelamcıları da etkileyip literatürde aklı nazari kavramının oluşmasına vesile olmuştur. Bu anlamda nazari akıl bilgiyi idrak edip tefekkürle bilgiyi olgunlaştıran akıldır. Kitabü't Tevhit'te geçtiği üzere İmam Maturidi'ye göre akıl olmadan bilgiye ulaşmanın mümkün olmayacağı ve nasıl ki her organ kullanılınca işe yarıyorsa akıl da kullanılıp çalıştırılmadıkça işe yaramayacağı ve atıl bir hale dönüşeceği kesindir. Dil bilimci Ragıp el-İsfahani'ye göre ise akıl, bilgiyi kabul etmeye yarayan yetidir. Ahmet bin Hanbel ve İbni Teymiye ekollerine göre akıl, faydalı ve zararlı şeyleri ayıran karakterdir. Bir diğer akaid imamı Eşari'ye göre akıl, ilimdir. Zira Ebul Hasan el-Eşari, akıl ve ilmi eşdeğer bulmakta cahil bir akıllının, akılsız bir alimin olamayacağını söylemektedir. İslam bilginlerinden i̇bn Sina'ya göre akıl daha kapsamlıca ve dört ayrı aşamada ele alınmıştır. i̇bn Sina'ya göre akıl, sığlık derecesinden derinlikli kavrayış derecesine varana kadar dört ayrı aşamadan oluşabilen bir yetidir. Bununla birlikte i̇bn Sina, çok seçkin insanlarda olabilen beşinci derecede bir aklın da olduğundan bahseder. İmam Cafer es-Sadık'ın akıl tanımlamasını Usulü Kafi'den öğreniyoruz. Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık şöyle buyurdular: "İnsanın dayanağı akıldır. Anlayış, kavrayış, hıfzetme ve bilgi ondan kaynaklanır ve onunla tamamlanır. Akıl insanın kılavuzudur. Gören gözüdür, işiten anahtarıdır. Aklının desteği nurdan olunca da insan bilge, hıfz eden" uyanık, anlayan ve kavrayan biri olur. Onunla nasılı, niçini, neredeyi anlar. Kendine karşı samimi olanı samimiyetsizinden ayırt eder. Bunu bilince de yolunu, kaynaşmasını ve ayrışmasını bilir. Allah'ın tevhidinde halisleşir, itaatinde sebat gösterir. Bunları yapınca da kaçırılan fırsatı telafi eder. Geleni ise karşılar, içinde bulunduğu durumun bilincine varır, niçin burada olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilir. Bütün bunlar aklın desteğiyle sağlanır. Usulü Kâfi 23. Rivayet Hazreti Ali'ye göre akıl-ilim ilişkisi Gerek Hazreti Ali'ye atfedilen divan Ali'de, gerekse Nehçül Belaga'da ve Ragıp el İsfahani'nin müfredatının Akele başlığı altında kayıtlı meşhur şiirde Hazreti Ali ilmin iki çeşidinden bahsetmiştir. İlmin kapısı Hazreti Ali Efendimiz bu şiirle birlikte akıl ve ilim konusunda çokça öğretiler sunmuştur. Akıl ve ilim ilişkisinin kavranmasında son derece önemli bu meşhur beyit şöyledir. Anladım ki ilim iki kısımdır doğuştan gelen ve işitilen. Doğuştan geleni olmadıkça işitilenin faydası olmaz. Tıpkı göz görmediği zaman güneş ışığının yarar sağlamadığı gibi. Ragıp el-İsfahani şiiri aktardıktan sonra doğuştan gelen ilimden maksadın akıl olduğunu söyler ve görüşünü de şu hadisi şerifle destekler. Resulullah buyurdu ki, Allah akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. Bu yaklaşım sadece İsfahani'ye ait bir görüş olmayıp konuyu ele alan diğer şarihler de aynı görüştedir. İmam Cafer-i Sadık'tan gelen rivayet Hazreti Ali'nin doğuştan olan ilim, akıl sözünü daha da belirgin şekilde anlamamıza katkı sağlayacaktır. İshak bin Ammar'dan dedi ki Hazreti Ebu Abdullah İmam Cafer es-Sadık bir adama gidiyor. Biraz konuşunca bitirmeden sözümün tamamını anlıyor. İnsanlardan başka biri ancak tamamlayınca sözümü eksiksiz olarak alıyor. Sonra da onu söylediğim gibi aynen bana tekrarlıyor. Başka biriyle de konuşunca o bana bir daha tekrarla diyor dedim. İmam: Ey İshak, bunun niçin böyle olduğunu biliyor musun buyurdular? Hayır dedim. Bunun üzerine imam buyurdular ki: Sözünün bir kısmını söyleyince tamamını anlayan kimse, nutfesi aklıyla yoğrulan kimsedir. Ancak sözünü tamamlayınca onu eksiksiz olarak alıp sana tekrarlayanınsa aklı anne rahmindeyken bünyesine yüklenmiştir sözünü söylediğinde bir daha tekrar et diyen kimsenin ise aklı büyüdükten sonra bünyesine yüklenmiştir. Bu yüzden o sana bir daha tekrar et demektedir. Akıl bedenin neresindedir? Aklın beyinde mi yoksa kalpte mi olduğu farklı yorumlar ve görüşler çerçevesinde karşımıza çıkar. Batılı ya da pozitivist filozof ve hekimlere göre akıl beyindedir. İslam alimleri ve Müslüman filozoflarca aklın beyinde olduğunu söyleyenler olsa da ağırlıklı görüş aklın kalpte olduğuna dairdir. Aklın beyinde olduğu görüşünü beyan eden İslam alimlerinin görüşleri, gayrimüslim bilginlerin ve pozitivistlerin görüşleriyle mutabık olan bir görüş değildir. Zira aklın beyinde olduğunu beyan eden gayrimüslim taife, kalbi sadece kan pompalayan bir et parçası olarak görürken herhangi bir İslam aliminin akıl kalp ilişkisini kurmaması imkansızdır. Zira bu ilişki Kur'ani bir bilgidir. Ne demek istediğimiz ilerleyen sayfalarda daha da yerli yerine varacaktır. Diğer yandan aklın ne kalpte ne de beyinde bulunmadığını aklın başlı başına Allah'ın bir nuru olarak var olduğunu söyleyen İslam alimleri de vardır. Maturidi alimlerinden Ebul Mu'in Ennesefi bu görüştedir. Ebu Hanife ve Hanefi ekolden Ebul Yusr Pezdevi gibi alimlere göre akıl beyindedir ancak akıl kalp ilişkisinde beyin ve kalp arasında bağın olduğu tartışmasız olup kalpteki karar mekanizmasına bilgi yollayan ön aklın beyin olduğu şeklinde bir yorumlama içerisindedirler. Zira beynin bir nevi ön akıl ya da aklın sevki idare noktası olduğuna dair Pezdevi şu izahı yapar. Bir insan başına darbe aldığında aklını yitirmesi ve beynin de başta olması hasebiyle aklın beyinde olduğudur. İleriki sayfalarda Kur'an'daki kalp, fuat gibi kavramların geçtiği noktalara temas ettiğimizde daha iyi anlaşılacaktır ki aklın kalpte ya da beyinde olduğu konusunda ulemanın görüş ayrılıkları tamamen teknik izahlar boyutunda kalacaktır. Zira bilgiyi depolayan akılla bilgiye göre karar verip hüküm çıkaran aklın farklı şeyler olduğu daha belirgin şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle Hazreti Ali Efendimizin aklın neredeliği sözleri aktarıldığında konu daha etraflıca anlaşılacaktır düşüncesindeyiz. Nehcül Belağa'da geçen bir rivayette Hazreti Ali akıl kalptedir, ziyası beyindedir buyururken bir başka sözünde de akıl kalpte, merhamet ciğerde, şefkat dalaktadır, nefes ak ciğerdedir buyurmaktadır. Fahrettin Razi gibi bazı alimler de aklın kalpte olduğunu beyan ederken, kalpten kastın kalbi de içine alan Fuad kelimesinin kastedildiği görüşündedirler. Zira Kur'an'da Fuad kavramının çoğulu, Efi de kelimesi kalple eş anlamlı olarak muhtelif ayetlerde geçmektedir. Misalen, Allah sizi annelerinizin karnından bir şey bilmez halde çıkarmıştır belki şükredersiniz diye size kulak, göz ve efide, kalp vermiştir. Nahl Suresi 78. Ayet Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin her türlü hürmete layık, mukaddes evinin yanında ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının Fi'de gönlünü onlara yönlendir ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim Suresi 37. Ayet. Sufi ekol olarak bahsettiğimiz mektep, ehli beyt'in ve seçkin ashabın peygamberden aldığı hikmet ve irfan öğretilerini belli bir metodolojiyle avamın eğitimine adanmışlığın kurumsal adıdır. Yine Sufi ekol dünya hayatına meyletmemiş. Firavuni iktidarlara yönetimi terk etmemiş, perdeler ardından Firavuni yönetimlere mistik katkılar da sağlamamış olan gerçek irfan ekolüdür. Peygamberin varisliği sadece kıyafette veya ibadet tarzında değil, aynı zamanda fısk ve şirk taifesiyle de nebevi bir metotla mücadele etmek, ve dünya hayatının geçici olduğunu unutmadan ve unutturmadan sünneti hayatın her alanına yayarak yaşamaktır. Kendisine halis niyetlerle intisap etmiş olan mümin kitleyi firavuni ideolojilere itaatkar köleler kılarak ve dinin içini boşaltarak yerine bidat ve hurafeler doldurup taraftarlık aidiyetiyle dini geçimlik tezgah yapanlar da değildir. Musa gibi konuşup Firavun gibi yaşamayan, fıkha ve şeriata sonuna kadar bağlı, kitabına uyduran değil, kitaba uyan, aziz İslam hukukuna beşeri bir hukuk muşçasına yaklaşarak, kaçamak yollarını bulmak için her türlü akıl oyunlarını ortaya koyan fıkıh cambazı da değildir. Sufi ekolde muhtelif kelimeler ve sembollerle akıl boyutlandırılıp tarifi anlaşılır kılacak başlıklarla sunulmuştur. Aklı meaş ve aklı meat veya aklı cüz'i ve aklı külli gibi tanımlamalar böyledir. Aklı cüz'i ve aklı külli şeklinde başlık açarak uzun ve derinlikli tanımlamalara giren Mevlana Mesnevisinde çokça hikmet yumağı sunar daha kolay anlatılır ve anlaşılır olması hasebiyle ve genel geçerlilik muhtevasından dolayı aklı meaş ve aklı meat tanımlamalarına kısaca değinelim istedik. Aklı meaş Bu akıl türü dünyevi geçimlik ve menfaat odaklı çalışır. İçgüdü duygusu denilebilecek bu tür aklımsı davranış kısmen hayvanatta da mevcuttur fıtratta var olan hayatı idame ve nesli devame duygusuyla çalışan aklı meaş, basit akıl olarak nitelendirilir. İnkarcı ve fısk taifesi tamamen bu tarz bir akılla yaşar. Henüz terbiye sürecini tamamlayamamış müminde aklı meaşla aklı meat arasında gelgitler yaşar. İki iyiden daha iyi olanı seçme yetisini hayırlı ve helal olandan yana kullanmak yerine dünyevi geçimlikten ve menfaatten yana kullanan aklı meaş, ehli dünya hayatında ciddi başarılar elde edebilir. İyi bir eğitimle birkaç dil öğrenip üst düzey meslek erbabı ya da zengin bir iş adamı da olabilir. Ya da yüzyıllardır birikmiş olan bilgi literatürünü güzelce tedris edip akademik anlamda saykın bir bilim insanı da olabilir. Bu anlamda her şeyini, her adımını kişisel menfaati adına ayarlayan insan 70-80 yıl sürecek bir ömrü ya sonra ne olacak sorusuyla muhatap etmez. Beşeri düzlemin dışına çıkamayan aklı meaş doğru bilgiye ve hakikate gereği gibi ulaşamama kaygısıyla felsefe, mantık gibi ana bilim dalları oluşturmaya girişse de vahisiz ve ahiretsiz hesaplamalarında her daim çıkmaz sokaklarda gezinmeye mahkumdur aklı meaş eksenli oluşturdukları hukuk sistemleriyle toplumları deneme yanılma metoduyla yöneterek kendilerine tabi olmuş beşeriyeti de geçici mutluluk balonlarıyla oradan oraya sürükler. Nefis terbiyesini ve teskiyesini tamamlayamamış ehli iman aklı meaş ve aklı meat arasında gelgitler yaşar demiştik. Vahye, ahirete, peygamberin buyruklarına iman ettiği halde hakka teslim ve tabi olma konusunda sorunlar yaşar. Kişisel ibadetlerinde gerekleri yerine getirmiş olmaklığının verdiği özgüvenle sosyal davranışlarında her daim haklılık psikolojisiyle hareket eder. Bazen öyle hale gelir ki vahiy eksenli bilgiyle pozitivist beşeri eksenli bilgi arasında menfaat çatışması yaşadığında akla uygunluk adı altında ama penceresi açar ekonomik karşılığı yoksa her an herhangi bir salih ameli boş iş olarak nitelendirilmeye hazır haldeki zihin yapısıyla aklı selim sahibi bir dosta muhtaçtır. Kendisini hayra sevk edecek olan bilgi, hikmet, irfan gibi öğretiler karşısında bir türlü odaklanamazken konu dünyevi bir menfaat söz konusu olduğunda keskin bir zeka, kurnaz bir akıl timsali oluverir dünyevi menfaat ve geçim odaklı düşündüğü için kendisine yapılan her pozitif eylemin altında bir hinlik arayan şüpheci, şizofrenik kalbi yapısıyla mümin insan kimliğinden de uzaklaşır. Zira mümin kişi sadece gaybi gerçeklere inanan olmayıp, aynı zamanda hüsnü zanlını, sui zanlına kayıtsız şartsız teslim etmeyen kişidir. Aklı meat. Mead Bu akla sahip olan, ya da bu aklın gölgesinde olmak için tercih ve ısrar ederek Allah Teala'nın da yardımıyla aklı mead zemininde olan mümin nimet üzeredir. Hem kişisel tutumunda hem sosyal tutumunda vahyi esas alıp hikmet ve irfan avcısı olarak yaşar. Resulullah buyurur ki, Akıllı kişi nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışandır. Ahmak da nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Tirmizi İbni Mace Aklı meat zemininde olabilmek için kişinin IQ seviyesinin 150 üzeri olması gerekmemektedir. Hesaplarını ahirete göre ayarlayan din günü, ceza ve mükafat gününün maliki olan Allah'ın dinine göre dizayn eden kişi akıllı kişidir. O halde aklı mead zemininde yer almak için ne yapılmalıdır? Öncelikle şu bilinmelidir ki aklı meadın üzerinde aklı kül veya aklı kamil diye isimlendirebileceğimiz bir akıl daha vardır. O akılda da Hazreti Muhammed'in aklıdır. Sonra ilmi ve hikmeti peygamberden miras almış ehli beyt, fakih sahabiler ve müctehit varis ulemanın akıllarıdırlar. Namaz, oruç, zekat gibi farzları emreden Yüce Rabbimiz, bunları emrederken bütün emir ve nehilerini belli bir kaideler zincirine bağlamışken ve her amelin sahih olabilmesi için kendine has şart ve şekilleri varken, akletmeyi emreden, öğütleyen Allah Teala'nın akledişe bir metot belirlememiş olması mümkün müdür? Bu durumda ben aklı kamilden nasıl istifade edebilirim? Nasıl bir usul takip edersem doğru akletme zincirini kurup hak olan neticeye varabilirim. Yaklaşık 700 yerde akletmek anlamına gelen ayetleri içerisinde barındıran Kitab-ı Kerim bana nasıl, neden, ne şekilde düşüneceğimi, içinden çıkamadığım konularda kime danışacağımı veya tabi olacağımı da öğretir mi? Kendi aklımla çokça düşünsem, ciddiyetle derince akıl yorsam Allah Teala'nın akletmiyor musunuz emrini yerine getirmiş olmaz mıyım Allah Teala benden nasıl bir aklediş istiyor durağan mı yoksa işlevsel mi zihnimden kalbimden bir şeyleri tartıp bir hükme bağlayıp sonra hayatıma devam etmemi mi istiyor yoksa hayatımı daha istikametli ve daha anlamlı kılmam için planlı projeli ve netice alıcı karar mekanizması mı istiyor İşlevsel aklı oluşturmadığımda düşüncelerim akledişim sadece hayal olarak mı kalır? Hayallerim iyi niyet ve istikamet barındırsa da planlanamaz ve neticelenemez olduğu zaman bu düşünce fiili gibi görünen hal şeytanımın ve nefsimin beni avutması mıdır? Bu soruların ve çok daha fazlasının makul mümkün ve meşru şekilde cevabını alabilmemiz için asgari düzeyde Kur'an'da akıl ve akletme anlamlarına gelen kelime ve fiillere müracaat etmemiz gerekiyor. Bu müracaattan önce akıl öncesinde oluşan ve çalışan duyum, duyu organı, algı gibi veri zincirinden kısaca bahsedelim. Duyum, duyu organı, algı zinciri Nesne ve olayların farklılıkları ve özelliklerine göre çok sayıda veri duyu organları vasıtasıyla üretilir. Bu üretilen veriler organizma tarafından anlamlı bir bütüne dönüştürülür. İdrak merkezinde farkındalığa sebep olan ürüne duyum denmektedir. Algı, duyu organlarıyla elde edilebilen duyumların çok yönlü bir psikolojik örgütlenmeyle nesne ve olaylar hakkında kişiyi bilgi sahibi kılma durumudur. Bununla birlikte algı için dış dünyadan duyu organları vasıtasıyla malumat edinilmesi de denmiştir. Buna binaen algının olabilmesi için duyumun, duyumun olabilmesi için uyarımın, uyarımın olabilmesi için de uyarıcı nesne veya oluşumun olması gerekmektedir uyarı verisi, duyum ve duyu organı vasıtasıyla beyne iletilen veri, beyinde yorumlandıktan sonra algı oluşur. Bu süreçteki zaman akışı ışık hızıyla çalıştığı için biz bir akış dizimini hissedemeyiz. Şöyle ki, ışık hızıyla ilerleyen bir nesne ekvator çizgisi üzerinde hareket etse bir saniyede 7,5 kez dünyayı turlamış olur. Zira ışığın hızı saniyede 300 bin kilometredir. Yani dünyanın 7 ayrı noktasına 7 kişi dizilse ışık hızındaki nesneyi gördüğünüzde elinizdeki kronometreyi durdurun dense hepsi de aynı saniyede durdurma düğmesine basmış olacaktır. Ancak bu işlem aynı saniyede 7,5 kez olmuştur. Bu hızlı veri akışı ve beyinde toplanıp değerlendirilmesinden sonra algı oluşur demiştik. Bu haliyle algının oluşumu veri zincirine dışarıdan bir müdahaleyle de değişkenlik gösterebileceği için algı yönlendirilmeye açık bir unsurdur. Pozitivist bilime göre veri zincirini sağlayan beş duyu organı ve beyinde bitip algıyla kemale eren zincir artık karar ve fiil aşamasına gelmiştir. Ancak İslam bilginlerine göre ki en meşhuru İbn Sina'ya göre beş duyu organı da iç alemde vardır. Bunlar A. Hissi müşterek B. Hayal C. Vehim D. Mütehayyile Mütefekkire E. Hafıza Zakiredir kitab Şifa Pozitivist bilime göre beyinde biten duyum ve bilgi zinciri İslami bilimlere göre henüz yolun başında son bulmuştur. Zira pozitivist bilimde beyinde tekamüle erip yine beyindeki akılla bağlanan veriler Kur'an'a göre böyle değildir. Kur'an'da akıl ve düşünme vasıtaları anlamına gelebilen kelimeler ele alındığında, duyum ve duyu organlarının çalışarak ürettiği veriler çok ciddi bir mekanizma ile muhataptır. Kur'an'daki usul öğretisi sayesinde duyu organlarıyla elde edilen veriler, ilgili olduğu algı merkezinden ve aklın süzgecinden geçerek düşünme odasının mesul şubesinde yeniden değerlendirmeye alınarak hüküm karar anına varana kadar her daim belli bir tartım ve ölçeklendirme sürecindedir. Bu sürecin işletilmesi için Kur'an'da düşünce vasıtaları olarak zikredilen kelimeler mevcuttur. Bu kelimeler ayet içerisinde geçtiği konuma göre bazen akıl anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla da Kur'an'da düşünme araçsalı olarak kullanılan kelimelerin belli başlı olanlarını tahkik edelim. Kur'an'da düşünme araçları. Yukarıdaki cümlede belli başlı olanları ifadesi kullandık. Zira göz, kulak gibi dolaylı yoldan akıl anlamına gelebilecek Kur'ani ibareler de vardır. Doğrudan akıl ve düşünme vasıtası anlamında kullanılan kelimeleri ele alalım istedik. Bu kelimeler akıl anlamında kullanıldığı gibi bazen de algı merkezi anlamında da kullanılmıştır. Tahkikatımız içerisinde zaten durumları daha net anlaşılacaktır umudundayız. Düşünme aracı olarak kalp. Kalp kelimesi galebe fiilinin mastarıdır. Dil bilimci Ragıp el-İsfahani'nin müfredatında geçtiği üzere kalp bir şeyi bir şekilden başka bir şekle çevirmek, veya bir insanın bulunduğu halden başka bir hale döndürülmesinde ifade edildiği gibi bir yönden diğer yöne çevirerek döndürmek anlamındadır. Elbisenin içini dışına çevirmek de böyledir. Kalp kelimesinin lügat manasını ihtiva eden diğer kullanımlarına baktığımızda karşımıza çok geniş bir anlam yumağı çıkacaktır. Kalebe bulaştığı zaman kişiyi yatağında kıvrandıran hastalık. Kulp çevrilip kıvrılarak üretildiği için burma bilezik veya kum üzerinde kıvrıla kıvrıla ilerleyen beyaz yılan klap klip kllep koyunları yemek ve telef etmek için sürüyü oradan oraya dolaştıran kurt kalıp madenlerin eritilerek şekil vermek için sıcak vaziyette içine döküldüğü kalıp dilimizdeki kalpazan kelimesi de buradan gelmektedir. Zira sahte para üreticisi veya sahte eşya üreticisi kendine göre kalıp ve düzen ayarlayarak gerçeği sahte olana evirip çevirmiştir. Kur'an'da kalp kelimesi birçok anlamda kullanılmıştır. Dilimizdeki yürek kelimesi cesaret ifade ettiği gibi aynı zamanda bedene kan pompalayan et parçasıdır. Konumuz gereği biz akıl anlamına gelebilen kullanımlara değineceğiz anlam çeşitliliğini de beyan etme adına akıl dışındaki kullanımını da örneklendirelim. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Ruhu, canı. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Ahzab suresi 10. ayeti kerimesinde ruh anlamında kullanılmıştır. Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem kaleler içinde veya siperlerin arkasından korka korka savaşırlar. Kendi aralarındaki çatışmaları ise çok şiddetlidir. Sen onları dışarıdan birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Çünkü onlar akıllarını kullanamayan bir güruhtur.'' Haşr suresi 14. ayeti kerimesinde rey, görüş, düşünce, fikir anlamında kullanılmıştır. Biz onların kalplerini ve gözlerini gerçeği anlayıp görmekten çeviririz. İlk önce buna iman etmedikleri hal üzere kendilerini bırakı veririz de azgınlıkları içinde dalıp giderler. En'am suresi 110. ayeti kerimesinde kalp kelimesi evrilip çevrilen, döndürülen, bir halden başka hale çevrilen anlamında kullanılmıştır. Andolsun onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri yerini buldu. Tevbe suresi 48. ayeti kerimesinde gizli iş çevirmek, hile yapmak, evirip çevirerek tertip kurmak anlamında kullanılmıştır. Konumuz gereği akıl, akletme, düşünme vasıtası anlamlarına odaklanacaktık. Elbette bunda duyarlılığını yitirmemiş bir kalbi olan veya zihnini toparlayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için gerçekten ibret alınacak bir hatırlatma vardır. Kaf suresi 37. ayeti kerimesinde kalp lafzının düşünüp ibret alabilen yeti yani akıl anlamında kullanıldığını görmekteyiz. Bazı müfessirlerin buradaki kalbin bilinçli bir kalp olabileceği, her kalbin buna muktedir olamayacağını ifade etmesi de manidardır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Gerçek şudur ki gözler kör olmaz.'' Fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Haç suresi 46. ayeti kerimesindeki kalp lafzı müfessir ve dilcilerin çoğunluğuna göre akıl anlamında kullanılmıştır. Ruh anlamında kullanılmıştır diyenler de vardır. İçlerinde sana kulak verip okuduğun Kur'an'ı dinleyenler var. Halbuki biz onu anlayamasınlar diye kalpleri üzerine kat kat perdeler geldik. Kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Artık hangi delil, işaret ve mucizeyi görürlerse görsünler, yine de iman etmezler. Hatta yanına geldiklerinde seninle münakaşaya girişirler. Ve inkara saplanıp kalmış o kafirler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değil derler. En'am suresi 25. ayeti kerimesinde kalplerin akletme, anlama ve düşünme kabiliyetinden mahrum bırakılmasından bahsetmektedir. Böylece seferden geride kalanlarla beraber bulunmayı tercih ettiler ve kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Bu sebeple onlar gerçeği ve meselenin özünü idrak edemezler. Tövbe suresi 87. ayeti kerimesinde kalbin anlama, kavrama yetisinden bahsetmektedir. Onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. ayeti kerimesinde kalplerin, akılların herhangi bir öğüde, öğüt vericiye asla açılmayan, herhangi bir uyarıcının uyarısına kilitli kapılarmışçasına davranışından bahsetmektedir. Dolaylı anlamları da katarak örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dilimizdeki kalbi döndü, kalbi dönük deyimleri de böyledir. Yani eskisi gibi iyi niyetli olmayan, eskiden olduğu gibi salih niyetler barındırmayıp kötü düşünceli kişi haline evrildi anlamındadır. Karnı dönük deyimi de içinde fesatlık barındıran, hinlik düşünen kişi anlamındadır. Kalbin evrilip çevrileceğini unutmadan kalbimizdeki duyguların aklımızı direkt etkileyip isabetsiz kararlar ve fiillere zemin hazırlayabileceğini her daim göz önünde bulundurmak müminin esaslı tutumlarından biridir. Zira Resulullah'ın şu mübarek duası ne kadar da ibret ve hüzün doludur. Ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim! Benim kalbimi de dinin üzere sabit kıl. Tirmizi Kader Kalplerin evrilip çevrileceğine dair yine başka bir hadisi şerifte Resulullah şöyle buyurdu. Kalp, Rahman'ın kudret parmaklarının ikisi arasındadır. Onu dilediği gibi evirip çevirir. Düşünme aracı olarak Fuat Zamanlar üstü olan, yıpratılamayan, yalanlanamayan, tamı tamına kavranmaktan aciz kalınan, alimlerin doyamadığı, cahillerin duyamadığı, her daim gizemli ve çekici, her zaman tesir edici, içeriğindeki derinlikler sebebiyle ufku bitmeyen bir okyanus, kıssaları ve öğütleriyle sıkmayan bir seyahat zemini, hükümleriyle heybet ve şecaat dağıtan, hatırlatma ve tehditleriyle yürekleri ağızlara getiren, müjdeleri ve haberleriyle mücrimleri ümitlendiren, yokluğu düşünülemez olan, varlığı güven veren, mazlum ve yetimlerin sanki koruyucu muskası, zalim ve zorbalar için kınsız kılıç, gönüllerin teskin edicisi, akılların cilası, gözlerin aydınlığı, kulakların hoş sedası, tabiplerin eczanesi, mühendislerin hesap cetveli, muallimlerin kütüphanesi, ulemanın dayanağı, peygamberin mirası ve emaneti, Cebrail'in heybesindeki rızkı beşeri, alaycı düşmanlarını aciz bırakıcı, Arşı aladan gelen mektup yüce kitap Kur'an-ı Kerim. Evet, binlerce ciltlik tefsir kitapları yazılsa da, yüzlerce ciltlik lügatler kaleme alınsa da, her bir kelimesi bir başka kelimeyle ilintilendirildiğinde veya yalnız başına tefekkür edildiğinde çok değişik anlamlarla karşımıza çıkabildiği için her çağda yeniden tefsir edilesi bir kitaptır Kur'an-ı Kerim bahsettiğimiz mana zenginliklerinin içerisindeki inci tanelerinden birisi de fuad kelimesidir. İlk anlamda akıl ve akletme aracı olarak alakasız gibi gelse de Arap şiir ve edebiyatındaki kullanımı ayetlerin içerisindeki anlam ve işaret ettikleriyle fuad kelimesinin düşünme aracı olarak kullanılabilecek bir mana taşıdığına şahit oluruz gerek müfessirlerin, gerek dil bilimcilerin ortaya koyduğu bu gerçek, ayetlere azıcık dikkatli bakmakla da görülecektir. fe e fiilinden türemiş olan fuad kelimesi, lügat anlamıyla kızarmış, pişmiş, olgunlaşmış, tutuşmuş anlamındadır. Çoğulu f de şeklinde gelir. Ekmeğin kızarması, etin mangalda pişmesi, kül veya köz üstünde pişirme fiili de yine f de fiili ve türevleriyle anlatılmaktadır. Fuad kelimesi çoğul ifadesiyle birlikte Kur'an'da 16 kez geçmektedir. 5'i tekil, 11'i ef'i de ifadesiyle çoğuldur. Lügat manasına bakarak bu kelimenin akıl ve aklediş bağlamında nasıl bir alaka olabilir sorusu akla gelecektir. Ancak dil içerisinde kullanımına bakıldığında veya Kur'an içerisindeki işlevlerine baktığımızda akıl, aklediş ve aklın işlevselliği noktasında ciddi alakalar kurulmaktadır. Bu haliyle fuad olgunlaşmış, pişmiş, kemale ermiş, tekamülünü tamamlamış, taşıdığı dert ve muhabbetten dolayı yanıp tutuşmuş, kalbin içinde özel bir yerde var olan oluşumdur. Dilimizdeki gönül kelimesi kısmen fuad kelimesini bu yönüyle karşılayabilir. Tasavvufta daha belirgin bir anlam yüklemesine müsait olan bu karşılıklar Allah Teala'nın muhabbetiyle kulluk sevdasıyla gönle ateş düşüp aşkla yanıp tutuşma haliyle daha derinlikli anlatılabilmektedir. Gönlümden geçti, gönlüme düştü, gönülsüzüm deyimleri çerçevesinde ele aldığımızda fuad kelimesinin düşünme aracı veya düşünme fiilindeki varlığını daha net görürüz. Gönül kelimesini akıl ve düşünce kelimesiyle değiştirirsek, aklıma düştü, aklımdan geçti, akıllıca gelmiyor, aklıma yatmadı, aklımdan çıkaramıyorum, aklımı meşgul edecek kadar muhabbet duyuyorum gibi. Fuad kelimesinin birçok ayette görme ve duyma fiilleriyle birlikte zikredilmesi de alakalandırıcı, manidar bir boyuttur. Kur'an'daki anlamlarına baktığımızda Fuad öncelikle bir nimet olarak zikredilmiştir. Fuad kelimesinin çoğulu Efide kelimesiyle 5 ayette geçmektedir. Misalen, sizi hiçbir şey bilmez halde annelerinizin karnından çıkaran Allah, şükredesiniz diye size sem, gerçeği duyucu kulaklar, ebsar, hakikati görücü gözler, ve efide gönüller vermiştir. Nahl Suresi 78. ayet. O sizi sem, ebsar ve efide ile yaratandır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Müminun Suresi 78. ayet. Onlara sizlere sağlamadığımız imkanlar sağladık. Sem, ebsar ve efide verdik. Ancak sahip oldukları sem ebsar ve efide hiçbir şekilde onlara fayda vermedi çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı alay ettikleri şey onları kuşattı ahkaf suresi 26. ayet görüldüğü üzere hiçbir şey bilmeyen insanın bir şeyler bilebilmesi için gerekli unsurlardan görme, duyma ve anlama gibi fiilleri işletebileceği organ ve yetiye sahip olması gerekmektedir bilgiyi edinme ve bilgiyi öğrenip değerlendirme ve sonrasında bilgiyi hayırlı şekilde kullanabilmek için akıl ve düşünce eylemi gerekmektedir. İşte bu yönüyle fuad fi de akıl ve aklediş olarak anlam kazanmaktadır. Diğer anlamıyla fuad fi'i de meylediş, gönle düşüş sebebiyle meyledilen menzile göre kişiyi hayra ya da şerre yönlendirici bir unsurdur. Şöyle ki biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ahirette iman etmeyenlerin kalpleri efide o yaldızlı söze kansın. Ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. En'am suresi 112 ve 113. ayetler. Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında zirata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini efide onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır. İbrahim Suresi 37. Ayet Bir başka ayeti kerimede Fuad'ın tekzip edici yani yalanlayıcı özelliğinden bahseder. Bu özelliğiyle de akıl ve işlevleri devreye girmiş olur. Zira bir şeyin tekzip edilebilmesi için bilginin belli bir usulle delil niteliğinde sunularak savunma oluşturulması gerekmektedir. Gözün gördüğünü kalp, Fuad yalanlamadı. Necm Suresi 41. Ayet Diğer bir ayeti kerimede geçtiği mana ve vurgu ifadesiyle Fuad kişiyi sorumlu kılıcı bir özelliğe sahip sorumluluk aracıdır. Bilgiyi edinme ve edinme usulü gerekliliği, bilgisizce davranışın ve bir şeyin peşine düşüşün kişiyi sahip oldukları yetileri gereği gibi kullanmadığından ötürü sorumlu kılacağı vurgusu vardır bu sorumluluk hali de elbette akıl ve aklediş zincirinde önemli bir yerde olacaktır. Ayet-i Kerime şöyledir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü işitme, görme ve fuad, gönül bundan sorumludur. İsra Suresi 36. Ayet Fuad ve ef'i de kelimelerinin kalple bitişik ve aynı zamanda akleri sürecinde önemli bir unsur olduğuna kısaca değindik. Hiç şüphesiz Fuat kelimesinin tekil ve çoğul şekilde geçtiği ayetlerin tamamı tefsir külliyatından daha geniş şekilde tahkik ve tedris edildiğinde çok daha kapsamlı bilgilere ulaşılacaktır. Düşünme aracı olarak lüp. Lüp bir şeyin özü, içi, çekirdeği, katıksız ve saf hali manalarında kullanılan bir kelimedir. Çoğul hali, elbab, ve Lübub şeklinde gelir. İsfahani, Razi, İbni Kesir gibi dil bilimci ve müfessirlerin genel görüşüne göre lüb, dışarıdan herhangi bir müdahale ile kirlenmemiş, bulanmamış, Allah Teala'nın koruması altında mahfuz kalmış, derinlikli hakikatleri görebilecek kadar berrak bir dimağıyla idrak edebilen akıl anlamlarına gelmektedir bu manalarla birlikte sıkı sıkıya sadakatle bağlanıp her daim itaat eden anlamı da vardır ki lebbeyk, emret, emrine amadeyim, saf ve katıksız hazırım kelimesi de lüb kelimesiyle ilintilidir. İsfahani'nin müfredatında verilen alt bilgilere göre yerleşik, ikameti belli olan akıllı kavimden bir adam deyiminden dolayı seçkin akıllılığı da ifade eder. Yemeğin en iyisi, en güzeli, iyi bir soy deyimleri de yine lüb kelimesiyle ilintili kelimelerle ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de lüb lafzı çoğul şekliyle ulul elbab 16 kez geçer. Ulul elbab ifadesi tefsirlerde temiz akıl sahipleri şeklinde izah edildiği gibi meallerde de genelde bu şekilde geçmektedir. Temiz akıl sahipleri ifadesine misalen birkaç ayeti kerimeyi aktaralım. Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise çok bir hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak temiz akıllılar anlar. Bakara Suresi 269 Bu Kur'an feyiz ve bereket yüklü öyle şerefli bir kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde derin ve etraflıca düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ondan gereken ders ve öğüdü alsınlar diye indiriyoruz. Saat suresi 29. ayet. Yoksa o gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? deki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Zümer suresi 9. ayet o kullarımı ki onlar sözü dinlerler sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır. Zümer Suresi 18. Ayet Ahmet bin Muhammed bin Halid'den, o da ashabının birinden, o da merfu olarak Resulullah'tan naklen dedi ki, Hazreti Rasulullah şöyle buyurdular, Allah kullarına akıldan daha üstün bir şey paylaştırmamıştır. Akıllının uykusu cahilin, akılsızın uyanıklığından yedir. Akıllının durması cahilin hareketinden yedir. Allah hiçbir nebi ve resulü aklını kemale erdirmeden ve aklı bütün ümmetinin aklından daha üstün olmadan göndermemiştir. Peygamberin içinde gizlediği düşüncesi Çaba gösterenlerin çaba göstermelerinden, eylemlerinden daha üstündür. Kul Allah'tan olduğunu akledip kavramadan Allah'ın farzlarını yerine getiremez. İbadet edenlerin tümü ibadetlerinin değeri noktasında akıllının ulaştığı yere ulaşamaz. Ve akıllılar yüce Allah'ın haklarında ancak temiz akıl sahipleri düşünüp anlar buyurduğu özlü kimselerdir. Usulü Kafi 11. hadis düşünme aracı olarak nazar. Halk arasında nazar dendiğinde ilk akla gelen kasten veya sehven eşyaya veya kişiye zarar verici tesirli bakış yapmak eylemidir. Deyimsel olarak bu durum nazar değmek şeklinde telaffuz edilir. Halk içerisinde bu anlamıyla şöhret bulsa da nazar kelimesinin kavramsal karşılığı bununla sınırlı değildir. İsfahani'nin müfredatında verdiği bilgiye göre nazare fiilinden gelen nazar kelimesi bakmak, bir şeyi görmek ve idrak etmek için gözü yönlendirmektir. Ya da araştırmadan sonra ortaya çıkan bilgi de kastedilebilir. Basiret kelimesiyle yakın anlam ifade eden nazar kelimesi araştırma ve düşünme fiillerini de ifade ettiği için basiret kelimesinden ayrışır. Kur'an'da sadece bakmak fiili şeklinde geçtiği ayet-i kerimede mevcuttur. Yüzler var. O gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak. Sonsuz bir huzur ve saadet içinde Rablerinin cemaline bakacak. Kıyamet Suresi 22 ve 23. Ayet-i Kerimeler Düşünme, bilgi edinme, araştırma yapma anlamındaki ayet-i kerimelere misal verirsek. De ki, Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın. Fakat o uyarmalar ve o ayetler iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki. Yunus Suresi 101. ayet. Bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratılmış? Kaşiye Suresi 17. ayet. Onlar göklerin ve yerin nasıl muhteşem bir hükümranlık altında idare edildiğini görmüyorlar mı? Allah'ın yarattığı bunca varlığa hiç ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? Belki de ecellerinin iyice yaklaşmış olduğunu hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Peki onlar Kur'an'a inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Araf suresi 185. ayet Beklemek, gözlemek anlamlarına gelen şekliyle onlar sadece gözetliyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür. Bakara Suresi 210. Ayet Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Zuhruf Suresi 66. Ayet Dilimizde de kullanılan münazara kelimesi de aynı kökten türeyen bir kelimedir. Münazara, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, diğer görüşü araştırma, görüşleri tartarak değerlendirme, bilgiye ve basirete dayanarak görüş açısı ortaya konması halidir. Düşünme aracı olarak rey. Kur'an'da geçtiği ayet-i kerimelerin işaret ettiği manalarıyla müfessir ve fakihler birbirine yakın olan farklı anlamlar yüklemiştir bu manaların hemen hemen tümünü kapsayacak olan İsfahani'nin müfredatına baktığımızda özetle şunları görürüz. Rey kelimesinden türeyen ruyet kelimesi de belirgin hale gelen anlam, görmek, görünen bir şeyi fark etmektir. Kelimenin ayetler içerisindeki duruşlarına ve kelimenin rey kökünden türemiş hallerinin örneklendirilmesine de baktığımızda maksat daha iyi hasıl olacaktır düşüncesindeyiz. Adı geçen eserde rey kelimesinden türeyen kelimelerin dört ayrı anlamda kullanıldığından bahsederek örneklendirmelerde bulunulur. Oradaki bilgileri eksen alarak bu dört ayrı anlamı aktaralım. Görünen ya da görünmüşçesine bilinen bir şeyi fark etme durumu, nefsin veya kişinin yetilerine göre en az dört şekilde olacaktır. Şöyle ki, 1 duyu organları ya da onların yerine geçecek bir yetiyle görme halidir. Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Zümer Suresi 60. Ayet Siz o kızgın alevli cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra elbette siz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz.'' Tekasür suresi 6 ve 7. ayetler. Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık. Araf suresi 27. ayet. Aşağıdaki ayeti kerimede ise duyu organları yerine geçecek başka bir şeyle görme hali zikredilmiştir. De ki: Yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Tevbe Suresi 105. ayet. 2 Hayal ya da tasavvur ederek görmek, görmüş gibiliği düşünerek kanaate varmak. Bu çocuğun ileride bir gün adam olacağını görmekteyim cümlesinde olduğu gibi. 3. Tahayyül veya tefekkür ederek sonucu görmüş gibi kanaate varma anlamındaki rey kökenli era kelimesi aşağıdaki ayette zikredilmiştir. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, karşılaştı. O iki topu üzerinde geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan da korkuyorum dedi. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Enfal suresi 48. ayet. 4. Rey kelimesinin bir diğer anlamı akılla görmektir. Bu tür görmede akıl ve idrak vardır. Aşağıdaki ayetlerde akılla görüp idrak edip kalben bilgi ve ilim sahibi olmaktır. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi ey inkarcılar, onun açık ve net olarak gördükleri konusunda hala şüphe edip onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Yemin olsun ki peygamber onu bir başka inişinde de gördü. Necm suresi 11 ila 13. ayetler. Aynı kökten gelen veyera kelimesi ilim anlamında kullanılmıştır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki Rabbinden sana indirilen Kur'an hakkın kendisidir. O gücüne nihayet olmayan her hamde layık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor. Sebe Suresi 6. ayet. Düşünerek ibret almak ve işin sonunu görmek anlamındaysa de ki: "Kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer sözünde doğru kimselerseniz cevap verin." Enam Suresi 40. ayeti kerimesinde kullanılmıştır. Yine düşünme idrak edip kavrama anlamında, Resulüm, de ki, düşünün bakalım, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üzerinizde aralıksız devam ettirse, Allah'ın dışında size ışık getirebilecek bir ilah kimdir? Hala gerçeğe kulak vermeyecek misiniz? Kasas suresi 71. ayetinde geçtiği şekliyle örnektir. Konuya örnek teşkil edecek başka ayeti kerimeler de vardır. Bir başka anlamıyla rey kelimesi kişinin zanlı galiple iki zıttan birine inanması anlamındadır. Misalen, Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler.'' Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Ali İmran suresi 13. ayet. Yine rey kelimesinden türeyen reviye ve perviye kelimeleri de bir şey hakkında görüş ve kanaat bildirmek anlamındadır. Öğreti bir maksat ve usule göre oluşmuş bilgi anlamında da biz sana kitap Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Nisa suresi 105. ayeti kerimesinde geçmektedir. Rayeh kelimesi de görünsün, bilinsin diye işaretlemek amacıyla dikilen alem, alamet, bayrak anlamındadır. Rüya kelimesi de aynı kökten gelen bir kelime olup vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır. İsra gece'si sana açıkça gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor. İsra Suresi 60. ayetinde bu manayla kullanılmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Lakin konumuz gereği bu kadar örneklendirme ile yetinelim düşüncesindeyiz. Okuma parçası Ebu Hanife ve Rey Gözle görmek, akıl gözüyle görmek, kalp gözüyle görmek, bilmek, anlamak, düşünerek idrak etmek, zanlı galiple kanaat bildirmek anlamlarına gelebilen Rey kelimesinin fıkhi ıstılahta kullanımı daha da geniştir. Aynı zamanda içtihat, istihsan, istinbat gibi fıkhi kavramlarla ilintilidir. Rey kavramını usulü fıkıh bağlamında ele almak kitapçığımızın konusunun dışına çıkmak olacaktır. Ancak rey konusuna girmişken Ebu Hanife'ye vefa ve hürmetimiz gereği Ebu Hanife'nin ehli reyli konusunda birkaç satır karalamayı kendimize görebildik. Fıkhi ekollerin oluşumu, şekillenmesi Kitap ve sünnette kat'i hükümle netliğe kavuşmamış konuların metodolojik farklılıklarla ele alınıp mezhepsel hükme bağlanmasıyla bir zemine yerleşir. Akaiden ve amelen biraz sapma yapan herhangi bir metot usulde salihlilik, istikamet, ehlilikten uzaklaşır ve bu halde hak ve batıl mezhep ayrışmasını doğurur. Sünni mezhepler usulü fıkıh iddiasında iki ana ekolde ayrışır. Bunlardan birisi ehli rey, diğeri ise ehli hadis olarak bilinir veya isimlendirilir. Maliki, Şafii, Hanbeli gibi mezhepler usul olarak ehli Halis, Hanefi ekolü ise ehli rey olarak şekillenmiştir mezhep imamlarının Ebu Hanife ile herhangi bir sorunu yokken üstüne üstlük hepsi de Ebu Hanife'yi rahmetle ve övgüyle anarken tarih içerisinde mezhebi taassup sebebiyle Ebu Hanife'nin ehli rey ekolünden oluşu gerekçe gösterilerek olmadık itham ve iftiralara zemin hazırlanmıştır. Sırf rey kelimesinin kelime anlamından yola çıkarak Ebu Hanife'yi kitap ve sünnete rağmen kıyas ve rey ile kendi akli görüşleriyle dini hükümler icat ettiğini iddia edenler ne ehli rey ne de Ebu Hanife'nin fıkhını bilip anlayabilmiş değillerdir. Ebu Hanife bu haliyle hem Şia ekollerinden hem de ehli hadis ekollerinden haksız bir ithama maruz kalmıştır. Kıyas, rey, istinbat, ıstılah, içtihat gibi kavramları yerli yerine oturtmadan ya da Ebu Hanife'nin bu kavramları hangi kaidelerle fıkhında nasıl kullandığını bilmeden düz mantıkla ehli rey, ehli kıyas diyerek Ebu Hanife'yi kitaba ve sünnete rağmen akıl yoluyla dinde ayrı bir ahkam zemini oluşturduğunu sanan ve iddia edenler imama haksızlık etmektedirler.'' Ebu Zehra'nın Ebu Hanife ve Mezhepler Tarihi isimli eserinde de kayıtlı olan meşhur anlatıma göre Ebu Hanife kendisine yapılan akıl, kıyas ve rey ile Allah'ın dinini ifsad ettiğin ithamına şöyle cevap verecektir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dininde hayız gören kadınlar hayızlı haldeyken kılamadıkları namazları kaza etmezken tutamadıkları orucu kaza ederler. Dinin hükmü budur. Eğer ben rey ile hüküm koyacak olsaydım, hayızlıyken kılınamayan namazların kaza edilmesine, tutulamayan oruçların kaza edilmemesine hükmederdim. Zira namaz oruçtan daha evla ve faziletli bir ameldir. Yine Muhammed'in dininde idrar abdesti meni guslü bozar. Dindeki hüküm böyledir. Eğer ben kendi reyimle hüküm verseydim İdrar guslü meni abdesti bozar derdim zira idrar meniye göre daha necistir. Ve yine Muhammed'in dininde erkekler mirasta iki, kadın bir pay sahibidir. Dinin hükmü budur. Eğer ben kendi reyimle hükmetmiş olsaydım, kadınlara iki, erkeklere bir pay olarak hükmederdim. Zira kadın erkekten daha zayıftır ve daha muhtaçtır.'' mevzu uydurma hadislerin ayyuka çıktığı dönemde yaşayan Ebu Hanife, tevatür yani yalan olması mümkün olmayan hadislerin dışında karşılaştığı ahat rivayetleri Kur'an ve tevatür rivayetler çerçevesinde değerlendirir, çeşitli kıyas ve akli delillerle hadisin sıhhatini araştırırdı. Ebu Hanife'nin bu tutumu önüne gelen ve adı hadis olan her rivayeti belli şartlara göre süzgeçten geçirmeden fıkhında kullanmayışı onun peygambere rağmen görüşte bulunuyor iftirasına uğramasına sebebiyet vermiştir. Şarani'nin Kitabul Mizanında ve muhtelif yerde de kayıtlı olan bilgilerde Ebu Hanife bu tür iddialara şu cevabı vermektedir. Hazreti Peygamber'den gelen başım gözüm üstünedir. Bizim ona asla muhalefetimiz yoktur. Sahabeden gelenleri seçeriz. Başkalarının dediklerine gelince onlar adamsa bizler de adamız. Yine Şarani'nin el mizanında geçtiği üzere Ebu Hanife şöyle bir ifadeyle iftiralara cevap verir. Bizim kıyası Nas'a takdim ettiğimizi söyleyen kimse yalan söylüyor ve bize iftira atıyor.'' Nas bulunduktan sonra kıyasa ihtiyaç mı kalır? Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Biz meselenin delilini önce kitapta, sünnette veya sahabenin fetvalarında ararız. Bunlardan bir delil bulamazsak, sükutla geçiştirilen bu meseleyi de hakkında nas olanlarla kıyas ederek hüküm veririz. Diğer bir açıdan Ebu Hanife'nin aslı yok edilmiş ancak muhteviyatı hakkında bilgilerin mahfuz olduğu El-Asar isimli kitapta 75 bin hadisi şerifin kayıtlı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Hanefi fıkhında meşhur İmam Serahsi'nin El-Mepsut'unda 15 binden fazla ahkam hadisi geçmektedir. Ehlince bilinir ki İmam Serahsi fıkhi temelde Ebu Hanife'ye dayanmaktadır. Hiç şüphesiz Ebu Hanife gibi ansiklopedik engin bir şahsiyet burada birkaç sayfaya sığdırılabilecek bir şahsiyet değildir. Özellikle Hanefiyim diyenlerin birçoğunun bu konuda tahkikat yapmaya muhtaç olduğunu bilmekte fayda vardır. Kitapçığımızın konuyla ilintili olabilecek zaviyeden Ebu Hanife'yi sevenlerin ve sevmeyenlerin gerekçelerinin ön ve arka yüzlerine göz atalım istedik. Buna binaen karşımıza üç ana grup çıkacaktır. 1. Ebu Hanife'yi sevenler 2. Ebu Hanife'yi seviyormuş gibi yapanlar 3. Ebu Hanife'yi sevmeyenler Sevenler Kalplerdeki sevgiyi Allah Teala yaratır hakikatince birçok insan Ebu Hanife'yi sever. Bu sevgi bazılarınca gelenekseldir, bazılarınca da bilinçli bir sevdadır. Ebu Hanife'nin ilminin berraklığı ve enginliği zaten göz kamaştırıcı, yol aydınlatıcı bir parlaklık niteliğindedir. Dönemsel olarak tabi'in kuşağında yaşadığı için belki kendisinden de daha alim şahsiyetlerin içerisinde yaşıyor olmasına rağmen belirgin bir yıldız gibi ayrışmasının asıl sebebi Ebu Hanife'nin peygamber varisi bir alim niteliğinde duruş sahibi olmaklığıdır saray mollalarının sultanın eteğini öpüp Allah'ın dinini az bir paraya sattıkları vakitte Ebu Hanife hakkın ve halkın tarafındaki duruşunu hiç bozmamıştır. Kendisine teklif edilen başkadılık yani Şeyhülislamlık makamını reddederek Sultan Vasıt Mescidi'nin pencerelerini say dese, o işi de yapmam diyerek zindanda işkenceyle şehir edilmiştir. İşte Ebu Hanife'yi diri ve aziz kılan bu duruşudur. Bu haliyle Ebu Hanife şahsiyetli ehli ilim olmanın imamlarından bir imamdır. Seviyormuş gibi yapanlar Hem tarih içerisinde hem günümüzde Ebu Hanife'yi sevgiyle andıkları halde Ebu Hanife'nin duruşunu ve duruş noktasını görmezden gelerek sadece Ebu Hanife'nin şöhretinden ve ilminden nemalanmak için Ebu Hanife'yi konu edenler ola gelmiştir. Dinin hukuksal anlamda pratik hayata aktarılabilmesi için akıl-vahiy ilişkisini muntazam kaidelerle ihdas eden Ebu Hanife'nin kitaba uyma gayretindeki metodolojiyi tedris edip saray köşelerinde kitabına uydurma tezgahları kuranlar her dönem olmuştur ve olacaktır da. Hatta günümüz Türkiye'sinde öyle mucitler peydah olmuştur ki dönemin tağutu ve deccalini Ebu Hanife ile eş tutarak ikisini de hakkın ve halkın adamı gibi anlatabilecek kitaplar kaleme almışlardır özellikle Ebu Hanife'nin ve üçüncü kuşak talebesi Akaid alimi İmam Maturidi'nin aklı kullanış metodolojisini laik seküler bir yaklaşıma evriltmeye çalışarak ve Ebu Hanife'nin etkin olarak Arap olmaması ve İmam Maturidi'nin Türk kökenli olması hasebiyle ulusalcı, laik, kemalist kitlenin iştahlıca hanefiliği ve maturidiliği sahiplenmesi ayrı bir kitap konusudur. Ama bilinmelidir ki Ebu Hanife ve İmam Maturidi'yi ulusalcı, kemalist, laik bir sayfada değerlendirmeye kalkmak, tıpkı güneşi gaz lambasına sığdırmaya kalkışmak kadar akıl dışıdır. Sevmeyenler Şerefli ve şahsiyet sahibi olan insanların sevmeyeninin ve düşmanının olması tabiatın gereğidir. Hele bir de hak üzere şekillenmiş kaideler üzerine hayatını inşa etmişse, Nefis ve şeytan çetesi asla taraftarlarını o kişiye karşı kışkırtmaktan vazgeçmeyecektir. Ebu Hanife'nin bir takım kesimlerce sevilmemesinin sebeplerinden bazıları, delilleriyle muhaliflerine nefes aldırmaz nitelikte bileği bükülemez bir alim oluşu, kıskançlık, cehalet ve mezhep taasupçuluğudur. Ama bütün bunların ötesinde asıl iki sebep vardır. Bu iki sebep, takdir ilahinin kader perspektifinde Ebu Hanife'yi bıraktığı zaman ve mekan noktasıdır. Hazreti Ali'nin dönemin tekfircileri hariciler tarafından katledilmesinden sonra Muaviye'nin ve sonrasında gelen Emevi, Abbasi sultanlarının bilinçli bir şekilde ihdas ettiği Arap İslamcılığı rüzgarı ilmiyenin her alanına sirayet etmiştir. Hariciler ve hariciliğin genetik akrabası zahiriye teymiye ekolü, selefilik adı altında ehlibeyt ve taraftarlarına karşı hem ilmi hem de siyasi olarak bent oluşturma gayretine girmişlerdir. Hatta bu ittifak zaman zaman öyle bir hal alır ki hiçbir zaman yan yana gelemeyen tasavvuf ekolünden olduğunu iddia eden birileriyle tekfirci ekolden birilerini aynı sofrada oturtmaya muktedir oluverir. Arapçılık, İslam'ı ve Ehlibeyt düşmanlığı rüzgarıyla beslenen bu zihniyetler bütünü Ebu Hanife'yi sevmez ve sevdirmez. Zira Ebu Hanife hem etnik Farisidir hem de Ehlibeyt aşığı ve taraftarıdır. Bu iki sebepten dolayı Ebu Hanife ilmiyede temkinli yaklaşılan bir alim olmuştur. Bu durum tıpkı Şeyh Said'in İstiklal Mahkemesi'nde "Ben sizin nezdinizde iki kez suçluyum." birincisi ehli şeriat olduğum, ikincisi kült olduğum içindir demesi gibidir. Yine günümüzdeki Filistin meselesinin zahiri ve batını hakikatlerinin dramatik bir şekilde gözlerimizin önünde cereyan etmesi de böyle değil midir?'' İşgalci, siyonist, İsrail zulmü altında inleyen mazlumlar daha düne kadar sadece sapan taşıyla mücadele ederken Ehlibeyt ekolünden, Farisi, Azeri ve Kürdi Müslümanlardan oluşan İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla bugün füze teknolojisiyle donatılan direniş cephesinin başarı ve başarı sebeplerini görmezden gelenler acaba hangi rüzgarın savurduğu tohumdur? ya da şanlı tarih hastalığı her yerlerini sarmış faşist zihniyetin Kudüs deyince akıllarına gelen tek şeyin İsrail pasaportuyla umre ve kandil gecesi ziyaretleri yapmak olduğu değil midir? Hatta öyle ki tıpkı Arap olmayanın İslam'a hizmet etmesini yok sayan Emevi Abbasi zihniyetine benzer bir kafa yapısıyla Türk olmayanın da Kudüs'e hizmetleri geçersizdir anlayışı ortalıktadır. Bu hastalıklı zihniyet konforlu bir saray mollalığı icra ederken Filistin'e malı ve canıyla yardımda bulunan Müslümanları sırf ırk ve mezhep taassubuyla itibarsız gösterip Mehdi ordusu İstanbul'dan hareket edecektir şeklinde hadis uydurmacılığına kadar işi büyütmüştür. ABD'nin füzeleriyle katledilen Müslümanın şehadetine sevinecek kadar çukurlaşanlar Ebu Hanife'yi seviyormuş gibi yapanlar ve sevmeyenler aynı kuyunun suyu, aynı rüzgarın savurduğu tohumdur. Mahşer günü çetin olacaktır. Yazıklar olsun. İkinci bölüme geçmeden önce usulü kafide kayıtlı Hazreti İmam Cafer Es Sadık'tan aktarılan ilim ve hikmet Sanığı niteliğindeki rivayeti okuyucumuza ikram edelim istedik. Kur'an'da akıl ve aklediş konusunun engin bir hazine şeklinde biz aciz kullara bahşedilen ve buram buram nübüvvet bahçesi kokan bu kıymetli rivayet şöyledir. Hişam bin Hakem şöyle rivayet etmiştir. Ebul Hasan Musa bin Cafer bana dedi ki, Ey Hişam! Kuşkusuz Allah Tebareke ve Teala kitabında akıl ve anlayış sahiplerini müjdelemiş ve buyurmuştur ki, dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müştele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Zümer Suresi 18. Ayet Ey Hişam! Allah Tebareke ve Teala insanlar için kanıtları akıl aracılığıyla tamamlamıştır. Peygamberleri beyan yani açıklamayla desteklemiştir. Çeşitli kanıtlarla onlara Rabliğini göstermiş, ve buyurmuştur ki İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için birçok deliller vardır. Bakara Suresi 163 ve 164. ayetler. Ey Hişam, Allah bunu bilinmesinin ve insanların kendilerini yöneten bir ilahi gücün olduğunu anlamasının kanıtı olarak gözler önüne sermektedir. Nitekim Allah bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Ve ram etmiştir size geceyle gündüzü, güneşle ayı, yıldızlar da ram olmuştur emriyle. Şüphe yok ki akleden topluluk için deliller var. Nahl Suresi 12. Ayet Öyle bir mabuttur ki sizi topraktan, sonra bir katre sudan, sonra bir pıhtı kandan yaratmıştır. Sonra sizi bebek olarak dünyaya çıkarmıştır sonra ergenlik çağına erişmeniz, sonra da ihtiyar olmanız için sizi yaşatmadadır. Ve sizden daha önce öldürülen de var ve hepinizi de muayyen ve mukadder bir zamana dek yaşatır. Ve bütün bunlar da akledesiniz diye olup biter. Mü'min Suresi 67. Ayet Gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde, Allah'ın gökten indirip ölü haldeki yeri canlandırdığı rızıkta rüzgarları estirmesinde, göklerle yer arasında, emre hazır bekleyen bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için kanıtlar vardır. Casiye Suresi 5 ve Bakara Suresi 163. Ayetler Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Andolsun ki akledesiniz diye size delillerimizi apaçık bildirdik. Hadid Suresi 17. Ayet Üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir suyla sulanır. Böyleyken yemişlerin de onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Ra'd suresi 4. ayet. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeyi gösteriyor gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. Rum Suresi 24. Ayet De ki, gelin Rabbiniz size neleri haram etti ben okuyup anlatayım. Sakın ona hiçbir şeyi eş ve ortak saymayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de ancak biz rızıklandırırız. Onları da ve açığa çıkan kötülüklere de yaklaşmayın Gizli kalan kötülüklere de ve hiçbir cana kıymayın Çünkü Allah haklı olmadıkça haram etmiştir bunu. İşte aklınızı başınıza alasınız diye size bunları emretmiştir o. Enam Suresi 151 ayet mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde de Size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklıyoruz. Hurum suresi 28. ayet. Ey Hişam, sonra Allah akıl sahiplerine öğüt vermiş ve onları ahiretteki nimetleri arzulamaları için teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? En'am suresi 32. ayet. Ey Hişam, sonra Allah akıllarını kullanmayanları azabından korkutmuş ve şöyle buyurmuştur. Sonra diğerlerini yok ettik. Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Saffat suresi 136 ila 138. ayetler ve buyurmuştur. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten feci bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Ankebut Suresi 34 ve 35. Ayetler Ey Hişam! Akıl ilimle beraberdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Ankebut Suresi 43. Ayet Ey Hişam! Sonra Allah akıllarını kullanmayanları şöyle yermiştir. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Bakara suresi 170. ayet. Ve şöyle buyurmuştur. Kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Bakara Suresi 171. ayet. Ve buyurmuştur. Onlardan seni dinleyenler vardır. Ayetin metni yestemiun dinleyenler şeklindedir. Fakat sağırlara üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? Yunus suresi 42. ayet. Ve buyurmuştur: Yoksa sen onların çoğunu dinleyenler veya akledenler mi sanıyorsun? Aksine onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha sapık bir yoldadırlar. Furkan suresi 44. ayet. Ve buyurmuştur: Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları değerli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Haşr suresi 14. ayet. Ve buyurmuştur. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakara suresi 44. ayet. Ey Hişam! Sonra Allah çoğunluğu yermiş ve şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırır. En'am suresi 116. ayet. Ve buyurmuştur. Onlara, andolsun ki gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Allah derler mutlaka. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. Lokman Suresi 25. Ayet Ve buyurmuştur. Andolsun ki onlara kim yağdırır gökten yağmuru da onunla ölümünden sonra diriltir yeryüzünü diye sorsan Allah derler mutlaka. De ki hamd Allah'a fakat çoğu akletmezler. Ankebut Suresi 63. Ayet Ey Hişam! Sonra Allah azını övmüş ve şöyle buyurmuştur. Kullarımdan pek azı şükreder. Sebe Suresi 13. ayet. Ve buyurmuştur. Bunlar da ne kadar az. Saat Suresi 24. ayet. Ve buyurmuştur. Firavun hanedanından imanını gizleyen bir mümin Rabbim Allah'tır dediği için mi adam öldüreceksiniz? Mümin Suresi 28. ayet ve buyurmuştur. Ve inananları gemiye yükle dedik. Zaten mahiyetinde bulunan inanmış kişilerde pek azdı. Hud suresi 40. ayet. Ve buyurmuştur. Fakat onların çoğu bilmezler. Enam suresi 37. ayet. Ve buyurmuştur. Onların çoğu aklını kullanmaz. Maide suresi 103. ayet. Ve buyurmuştur. Onların çoğu farkında değildir. Yunus suresi 60. ayet. Ey Hişam! Allah temiz akıl sahiplerini en güzel niteliklerle anmıştır. Onları en göz alıcı süslerle bezemiş ve şöyle buyurmuştur. Dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse büyük bir hayır verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Bakara suresi 269. ayet. İlimde derinleşenler ona inandık, hepsi Rabbimizdendir derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Ali İmran Suresi 7. Ayet Ve buyurmuştur. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün ard arda gelmesinde temiz akıl sahipleri için ayetler vardır. Ali İmran Suresi 190. Ayet Ve buyurmuştur sana Rabbin tarafından indirilen kitabın hak olduğunu bilen kör gibi olur mu? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünür. Rad Suresi 19. Ayet Ve buyurmuştur. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak temiz akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer Suresi 9. ayet. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat Suresi 29. ayet. Ve buyurmuştur. Andolsun ki biz Musa'ya doğru yolu gösteren kitabı verdik ve İsrailoğlarını da mirasçı ettik o kitaba ki aklı başında olanları doğru yola sevk eder onlara ibrettir hatırlatmadır. Mümin Suresi 53 ila 54. ayetler. Ve buyurmuştur. Sen yine de hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Zariyat Suresi 55. ayet. Ey Hişam. Allahu Teala kitabında şöyle buyurmuştur. Bu kitapta kalbi olan kimse için bir hatırlatma vardır. Kaf Suresi 37. ayet. Ayette geçen kalp kelimesinden maksat akıldır. Bir ayette de şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz Lokman'a hikmet vermiştik. Lokman Suresi 12. ayet. Yani anlayış ve akıl vermiştik. Ey Hişam, Lokman oğluna şunları söyledi hak karşısında mütevazi ol ki insanların en akıllısı olasın. Zeka, hak karşısında çok basit kalır. Oğulcuğum, dünya derin bir denizdir. Orada nice alemler batıp gitmiştir. O halde bu denizde takva senin gemin olsun. Bu gemiyi yürüten enerji iman olsun. Geminin yelkeni tevekkül olsun. Kaptanı akıl olsun.'' Kılavuzu ilim olsun. Demir atması da sabır olsun ey Hişam. Hiç kuşkusuz her şeyin bir kılavuzu vardır. Aklın kılavuzu da düşüncedir. Düşüncenin kılavuzu da suskunluktur. Her şeyin bir bineği vardır. Aklın bineği de tevazudur. Yasaklandığın şeyleri işliyor olman senin cahil biri olduğunun en belirgin kanıtıdır. Ey Hişam Allah nebi ve rasullerini kullarına Allah'la ilgili olarak sırf akıllarını kullansınlar diye göndermiştir. Bu bağlamda peygamberlere en güzel karşılığı verenler, en güzel marifet mertebelerine ulaşanlar olmuşlardır. Allah'ın emrini en iyi bilenler, akıl bakımından en güzel olanlar olmuşlardır. Akıl bakımından en olgun ve en kusursuz olanları Dünya ve ahirette en yüce mertebelere erişenler olmuşlardır. Ey Hişam, Allah'ın insanlara sunduğu iki kanıtı vardır. Biri açık, biri de gizlidir. Açık kanıt resuller, nebiler ve imamlardan oluşur. Gizli kanıtsa akıldır. Ey Hişam, akıllı insan o kimsedir ki helal işlerle uğraşmak onu şükretmekten alıkoymaz. Haramlarda sabrını kıramaz. Ey Hişam! Üç şeyi üç şeye musallat kılan kimse aklını yıkmaya yardım etmiş gibidir. Uzun dünyevi beklentilerle düşünce nurunu karartanlar, çok konuşup boş boğazlık etmekle hikmetinin tomurcuklarını mahvedenler, nefsinin şehevi arzularıyla öğüt alma yeteneklerinin aydınlığını söndürenler. Böyle kimseler akıllarını yıkmak için hevalarına yardım etmiş olurlar aklını yıkan bir kimse de dinini ve dünyasını ifsad etmiş olur. Ey Hişam! Sen kalbini Rabbinin emrini yerine getirmekten alıkoyduğun ve aklını yenilgiye uğratsın diye hevanın isteklerine uyduğun halde amelin Allah katında gelişir, arınır mı? Ey Hişam! Yalnızlığa karşı sabır göstermek akıl gücünün belirtisidir.'' Kim Allah'ı tanırsa onu bilirse dünya ehlini ve dünyayı arzulayanları terk eder. Allah katında olanları arzular. Allah yalnızlıkta onun yoldaşı, birlikte onun arkadaşı, yoksullukta onun zenginliği olur. Ve kimi kimsesi olmadan onu izzetlendirir. Ey Hişam, hak Allah'a itaat olunsun diye konmuştur. Kurtuluş da ancak itaatle olur. İtaat ilimle, ilim öğrenmeyle, öğrenmekse ancak akılla sağlama alınır. Ancak Rabbani alimden edinilen bilgiye bilgi denir. İlmi tanımak da akılla olur. Ey Hişam! Bir alimin işlediği az bir amel kabul görür ve katlanarak artar. Heva ve heveslerinin peşinden gidenlerin, cahillerin işledikleri çok amelse geri çevrilir. Ey Hişam! Akıllı insan dünyadan az bir şeye ama hikmete sahip olmak koşuluyla razı olur. Fakat dünyaya sahip olmakla beraber hikmetten az bir şeye razı olmaz. Bu yüzden karlı bir ticaret yapmıştır. Ey Hişam! Akıllı insanlar dünyanın fazlalıklarını terk etmişlerdir. Günahları mı terk etmeyecekler? Kaldı ki dünyayı terk etmek erdemlilik günahları terk etmekse zorunluluktur. Ey Hişam, akıllı insan dünyaya ve dünyalıklara baktı ve gördü ki bunlar ancak meşakkatle elde edilebiliyor. Sonra ahirete baktı ve gördü ki onu elde etmek de ancak meşakkatle mümkündür. O zaman bunlardan en kalıcı olanını tercih etti. Ey Hişam, akıllı insanlar dünyadan uzaklaşıp ahirete yöneldiler. Çünkü dünya hem isteyen hem istenendir. Ahirette hem isteyendir hem de istenendir. Bir kimse ahireti isterse dünya da onu ister. Böylece dünyadan payına düşen rızkı eksiksiz alır. Bir kimse dünyayı isterse ahirette onu ister. Böylece ölüm gelip çatar. Hem dünyasını hem de ahiretini alt üst eder, planlarını bozar. Ey Hişam, Malsız zenginlik, kıskançlıktan kurtulmuş, huzurlu kalp ve dinde esenlik isteyen bir kimse, olgun ve eksiksiz bir akıl vermesi için Allah azze ve celle'ye yakarmalıdır. Çünkü akleden insan kendisine yetene kanaat getirir. Kendisine yeterli olana kanaat getiren kendini başkasına muhtaç görmez. Ama kendisine yeterli olan şeye kanaat getirmeyen ebediyen zenginlik bulamaz. Ey Hişam! Allah salih toplulukların, Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Katından bize bir rahmet bahşet. Hiç şüphesiz sen çok bahşedensin. Alimran Suresi 8. ayette böyle dediklerini anlatıyor. Çünkü onlar kalplerin haktan saptıklarını ve eski körlüklerine ve alçaklıklarına geri döndüklerini biliyorlardı. Allah tarafından kendisine akıl bahşedilmeyen kimse Allah'tan korkmaz. Bir kimse Allah tarafından akılla ödüllendirilmemişse o kimse kalbinde algılayacağı ve gerçekliğini hissedeceği sarsılmaz bir bilgi üzere sebat göstermez.'' Zaten sözleri fiillerini doğrulayan ve gizlisi açığına uygun olan kimselerden başkası bu dereceye erişmez. Çünkü Allah Tebareke, aklın gizlisini onun açığıyla gösterir. Aklın açığını onun gizlisinin ifadesi kılmıştır. Ey Hişam! Emirül Müminin Ali bin Ebu Talip şöyle derdi. Allah'a akıldan daha üstün bir şeyle ibadet edilmiş değildir. Şu çeşitli hasletlere sahip olmadıkça bir insanın aklı tamamlanmış olmaz. Küfür ve kötülükten yana ondan emin olunur. Ondan doğruluk ve hayır umulur. Malının fazlasını dağıtır. Sözünün fazlasını içinde tutar. Dünyadan aldığı pay ise sadece beslenmektir. Yaşamı boyunca kesinlikle ilme doymaz. Allah'la beraberken zelil olmak, onun için başkalarının yanında aziz olmaktan daha iyidir. Tevazu ona göre şereften daha iyidir. Başkasının sergilediği az miktardaki iyilikleri çok görür. Kendisinin sergilediği çok miktardaki iyilikleri ise azımsar. Bütün insanları kendisinden daha iyi görür. Kendi yanında kendisinin insanların en kötüsü olduğunu düşünür. İşte bu dinin özüdür. Ey Hişam Akıllı insan içinde yalana karşı bir eğilim olsa da yalan söylemez. Ey Hişam, insanlığı, kişiliği olmayanın dini de olmaz. Aklı olmayanın da insanlığı, kişiliği olmaz. En yüksek mertebede olan insan dünyayı kendisi için bir değerli pay olarak görmeyen kimsedir. Sizin bedenlerinizin asıl fiyatı cennettir. Bedenlerinizi cennetten başka bir fiyata satmayın ey Hişam! Emirül Müminin şöyle derdi. Bir insanın akıllı olduğunun belirtisi şu üç hasleti üzerinde taşıyor olmasıdır. Bir soru sorulduğu zaman cevap verir. İnsanların konuşmakta güçlük çektikleri durumlarda konuşur. Ailesinin yararına olan görüşler ortaya koyar. Bu üç özelliği üzerinde taşımayan insan ahmaktır. Emirül Müminin devamla şunları söyledi bir meclisin baş köşesine ancak bu üç özelliği ve özelliklerden birini üzerinde taşıyan kimse oturur. Bir kimse de bu özellikler yoksa ve gidip meclisin baş köşesine oturursa o kimse ahmaktır. Hasan bin Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir ihtiyacınızı gidermek istediğinizde onu ehlinden isteyin. Orada hazır bulunanlar dediler ki, Ey Resulullah'ın oğlu, ehil kimdir? Dedi ki, Allah'ın kitabında kıssalarını anlattığı, andığı ve haklarında ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Zümer suresi 9. ayette dediği akıl sahibi kimselerdir. Ali bin Hüseyin Zeynül Abidin şöyledir: Salihlerle oturmak salih olmaya götürür. Alimlerin davranışları aklı artırıcı etkinliğe sahiptir. Adil valilere itaat etmek onur ve izzeti artırır. Malı verimli kılmak da kişiliğin tamam oluşunun göstergesidir. Doğruyu öğrenmek isteyenlere doğruyu göstermek nimetin hakkını vermektir. Başkasına eziyet etmekten vazgeçmek akıl olgunluğunun göstergesidir. Bedenin dünya ve ahirette rahat etmesi de akıldandır. Ey Hisham, akıllı insan kendisini yalanlamasından endişe ettiği kimseyle konuşmaz. Vermemesinden korktuğu bir kimseden bir şey istemez. Güç yetiremeyeceği şeyi vaat etmez. Hak ettiğinden fazlasını ummaz. Üstesinden gelemeyip elden kaçıracağından korktuğu şeyi gerçekleştirmeye kalkışmaz.